Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selvek'te yepyeni bir videoda bekleyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda milli gururumuz, onurumuz, çoğu herkesin sevdiği arkadaşlar Emre Mor'un çalımları, golleri ve hareketleri üzerine yorum yapacağız. Onun en çok kıyaslandığı gençlerle birlikte yani Osman Dembele, Pulisic, Renato Sanchez gibi yani genel olarak genç kitlenin arkadaşlar karşılaştırıldığı kişilere yorumlar yapacağız. Sizlerle birlikte mükemmel bir video izleyeceğiz arkadaşlar. Hazırlayan arkadaşlar linkini aşağıda bulabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için de beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 20.000 abonede 2 tane profesyonel futbolcu video geliyor. Bir tanesi Fenerbahçe'den, bir tanesi Beşiktaş'tan. İkisi de ilk 11 oynuyor ve ikisi için de arkadaşlar 5'er tane imzalı forma artı bir tane özel çekilişim olacak. Haberiniz olsun. Detaylar yakında Mayıs'ın ortasında arkadaşlar videolar gelecek. Haberiniz olsun. Şimdi direkt Emre Mor kardeşimizin videosuna geçelim. Evet arkadaşlar, bu videoda değinmem gereken önüme notlar aldım. Bunları hep birlikte sizler birlikte videoyu izlerken yorumlayacağız. Öncelikle nereden başlayacağım? Öncelikle arkadaşlar kıyaslama olarak baktığınız zaman ne bileyim Osman Dembele vs Emre Mor gibi kıyaslamaları ben doğru bulmuyorum. Neden doğru bulmuyorum? Evet, ikisi de aynı yaşta olabilir. Ancak Emre Mor direkt Danimarka'dan geliyor. Dortmund gibi bir takıma, üst düzey bir takıma. Aradaki klasman farkına bakın arkadaşlar. Danimarka Almanya'nın en iyi ikinci kulübü. Mükemmel diyorum. Bayağı bir fark var arkadaşlar iki kulüp arasında. Tabii ki Osman Dembele Fransa'da oynuyor arkadaşlar. Fransa dediğim gibi daha iyi bir lig. Her ne kadar Danimarka ligi kötü lig bir olsa, Fransa ligi de tabii ki de orta bir olsa ama en azından Danimarka ve Fransa'yı koyduğunuz zaman Fransa ağır basan bir taraf ve Osman Dembele buradan geliyor. He, bunun farkı ne? Bunun farkı şu. Armindo Bruma. Galatasaray'dan örnek vereyim. Armindo Bruma. Galatasaray'a geldi. Adam geçiyor ediyor. Çok iyi. Adam eksiltiyor. Tamam, o da iyi. Ama adam geçiyor, hızlanıyor, ediyor. İş yok. Şut yok. Yaptığı alan yok. Attığı pas yok. İçeri kat etme yok. Araları görme yok. Ne bu? Vizyon. Osman Dembele iyi yerden geldi. Ancak Emre Mor direkt Danimarka'dan geldi. Ve bu sene bana kalırsa mükemmel bir gelişme yaptı arkadaşlar. Bakın bu gelişme çok nadir futbolcularda olur. Emre Mor mükemmel abi. Nereden anlıyoruz? Bak Emre Mor'un gelişini nereden anlayabiliriz? Hemen örnek verelim. Hepiniz de biliyorsunuz ki ilk başta Emre Mor'u çoğumuz bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum arkadaşlar. Türkiye milli takımında gördük Emre Mor'u. Neydi abi Emre Mor ilk başta geldiğinde? Böyle çalım atarken birazcık düşünceli, birazcık daha böyle çömez değil mi? Şimdi geçen milli maçta attığı çalıma bakıyoruz arkadaşlar. Geçen milli maçta attığı çalım özgüven isteyen bir çalım. Örnek verelim. Mesela halı sahada siz kendinizin yapamayacağı bir hareketi hissettiğiniz zaman o hareketi yapmazsınız. Eğer Emre Mor bu hareketi yaptıysa bu tamamen kendine özgüveni ve çalışmasının karşılığını almasıdır arkadaşlar. Emre Mor dribbling ve hız olarak kendini çok geliştirdi. Çoğu futbolcu dribbling var. Pastore'de var dribbling. Pogba'da var dribbling. Ancak Emre Mor'da dribbling var. Bir de hız var. Yani dribblingi yaparken karşıdaki defans oyuncusunun düşünmesine müdahale etmesi izin vermiyor. Şimdi izleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu arada burada milli takımda attığı golde arkadaşlar en sonunda hani direkt vurmayıp mesela çoğu futbolcuda aşırtma vurur Türkiye'den. Ben bunu açıkça söyleyelim. Emre Mor vurmuyor. Bir adım daha atıp vuruyor. Bu bile arkadaşlar aslında bir vizyondur yani. Çoğu Türkiye liginde maçları izleyebilirsiniz sizler de. Top oraya kadar geldi mi vuruyor abi. Allah nereye giderse gitsin. Ama Emre Mor burada klasını konuşturuyor. Aynı şekilde Dortmund'a giderek arkadaşlar mesela Thomas Tuchel gençlere çok şans veriyor. Julian Weigl, Osman Dembele, Pulisic, Emre Mor. Bu kadar fazla genç yıldızın, genç talentin olması arkadaşlar onların arasındaki rekabeti arttırıyor ve onların da çalışma düzeyini arttırıyor. Bu gerçekten mükemmel bir şey. Türkiye'de arkadaşlar olmayan şey bu. Türkiye'de eğer her pozisyonun, Türkiye takımlarına bakıyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Bursa'sı hepsi için. Eğer bir takımda arkadaşlar alternatif ilk 11'de oynayan oyuncu zorlayacak bir oyuncu, tetikte o bir oyuncu olsa bütün takım zaten efsane çalışır. Sadece ilk 11'i kapmak için. Türkiye'deki eksik bu. Ancak Dortmund'da Emre oynamazsa Pulisic oynar. Pulisic oynamazsa Dembele oynar. Dembele oynamazsa Şürle oynar. Şürle oynamazsa Royce oynar gibi birçok alternatif var. O yüzden herkes kendini geliştirmek zorunda. Orada barınmak için kendini her şeyle hocasına göstermek zorunda. Emre Mor'un arkadaşı en iyi özelliklerinden bir tanesi de bu. Çok mutlu oluyorum ben Emre Mor'un gelişmesine. Türk yıldızımız gelişsin. Ben hiç hatırlamıyorum ki bu kadar. Hiç ben hatırlamıyorum. Bir tane Türk yıldızımız bu kadar halk savasını, halk tarafından sevilsin. Bütün halk Emre Mor'u kucakladı arkadaşlar. Bütün halk Emre Mor'u çok seviyor. Böyle futbolcu Türkiye'de arkadaşlar yok. Türk yok yani bildiğimiz gibi. Ama Emre Mor ilk oldu. Hızlı futbol, hızlı dribbling, hızlı düşünme, her şey var. Tek sıkıntı şut. Şutunu da zaten geliştirecektir arkadaşlar. Tabii şut derken hem şutu çekme olarak yetenek hem de
çekeceği, şut çekeceği ve pas atacağı zamanı ayarlama açısından söylüyorum arkadaşlar. Bunları da zaten geliştirirse Emre Mor artık hani daha sırtı yere gelmez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Şuradaki driblingine, fiziği kullanışına bir bakın arkadaşlar. Aynı şekilde çok fazla dribling yapan oyuncularda, çok fazla adam geçen oyuncularda bir sıkıntı olur. Ne gibi? Foul yapıldığı zaman çıldırır. Foul yapıldığı zaman kendini tutamaz değil mi? Emre orada birazcık bu var. Tabii ki de bunu yenecek. Mesela bunu yenenler Ronaldo, Quaresma, Nani falan bunları yenmiş futbolcular. Tabii bunlar zamanla oluyor. Zaman her şeyin ilacıdır. Boşuna dememişler arkadaşlar. Emre orada zamanla zaten bir senede bu kadar gelişmişse bir oyuncu. İkinci senede, üçüncü senede hele ki bir BPL yani Premier Lig yüzü görse ne hale geleceğini hepimiz biliyoruz. Umarım Türkiye gelmez bu arada. Gerçekten Türkiye gelirse gelişimi açısından çok kötü olur. Umarım gelmez Türkiye'ye arkadaşlar. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Birazcık da önümüze koyup bakmamız lazım tabloya. Burada da arkadaşlar bakın mesela hani şöyle düşünmek lazım. Maçtasınız diyelim, halı sahadasınız. Siz güvenmediğiniz bir adama, o toptan bir umut getirmeyeceğini düşündüğünüz adama pas atmazsınız değil mi? Takım arkadaşları böyle değil ama Emre Mor'a gerçekten çok pas atıyorlar. Örnek verelim mesela. Halı sahadasınız, bir arkadaşınızın hani gelmiş, tamam iyi eyvallah. Ona pas atınca onun adamı geçemeyeceğini, pozisyonu öldüreceğini bilirsiniz ve ona pas atmazsınız. Hani bu durum normal futbolda da var arkadaşlar. İlla da hani örnek vermemize gerek yok. Zaten sizler de biliyorsunuz ki böyle bir şey var. Ve Emre Mor'a takım arkadaşları çok güveniyor. Kendisi güvenleri eksik çıkartmıyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Burada mesela arkadaşlar topu alıyor, hızlı bir şekilde çekiyor, dönüyor, vuruyor. Bunlar gerçekten mükemmel. Ve çoğu forvet oyuncusunda, yani çoğu atak oyuncusunda defans olarak birazcık zayıftır arkadaşlar. Zayıf demeyeyim de defans yapmayı sevmezler. Emre Mor'da bu yok. Emre Mor gerçekten basıyor abi. Yani topu almak ve topla oynamak için elinden gelen her şeyini yapıyor arkadaşlar. Hani bunu da hocası görüyor ki zaten Şampiyonlar Ligi maçında bile oyuna sokuyor zaten. Hani bizim burada konuşmamız bir şey ifade etmez. Adamı herkes çok seviyor. Emre Mor'a herkes çok güveniyor. Menajerleri işte menajerleri onun sosyal olarak, yani dikkat edeyim size Instagram'da falan filan. Emre Mor'un markasını da iyi koruyorlar yani. Fotoğraflama olsun, vizyonu olsun. Her şeyini iyi koruyorlar Emre Mor'un. Emre'den çok efsane futbolcu olacak. İnanılmaz futbolcu olacak. Umarım bir gün kısmet olur. Emre Mor'la da video çekeriz. Gerçekten dediğim gibi çok istediğim şeylerden bir tanesi. 100.000 abone de umarım Emre Mor'u ayarlayabiliriz arkadaşlar. Tabii neden olmasın? Her şey olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Ben Fenerbahçe Beşiktaş'tan futbolcuyu nasıl ayarladıysam bu da olur. Emre de olur. Herkes de olur arkadaşlar. Yani her zaman ön yargılarımızı kırmak gerekli diye düşünüyorum. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Hayatta kırılması en zor olan şey ön yargılar. Fakat bu ön yargıları kırdığınız zaman çoğu şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Hani benim için de bir hayaldi. Sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş'ta oynayan futbolcuyla video çekmek ve ilk 11'de oynayan ve çok önemli futbolcular. Bu futbolcularla video çekmek benim için bir hayaldi. Ama bu hayal gerçek olacak. Nasıl olacak? Çalışmayla nasıl olacak? Ön yargılarını kırıp onlara ulaşmaya çalışmakla, menajerlerine yazmakla ama güzel bir dille yazmakla. En önemlisi de bu. Benim bir hatam varsa dediğim gibi aşağıya yorum olarak, küfür olarak değil de düzgün olarak yazarsanız veya bir arkadaşınıza bunu düzgün olarak söylerseniz o her zaman kendini daha iyi geliştirir arkadaşlar. Bunu unutmayın. O yüzden gerektiği kadar saygılı olmayı öğrenirsek gerçekten bu hayatta bence yapılamayacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok sağ olun. 20.000 abone için destek bekliyorum sizlerden. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar şöyle bir 600-700 beğeni yaparsak çok sevinirim. Dediğim gibi hani ya yapma şart falan koymuyorum. Hani ilgi görüyor mu? Seviyor musunuz bunu? Ya da yorumlara yazın. Aynı şekilde yorumlara da arkadaşlar Emre Mor en çok hangi özelliğini geliştirmeli ve Emre Mor Dortmund'dan eğer kiralık olarak bir yere giderse hangi lige gitmeli? Bunları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Beğenip paylaşıp ve abone olmayı da unutmayın. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.